Merhaba arkadaşlar, Orta Doğu Balkanların en lezzetli oyun kanalına, oyunlu mamullere hoş geldiniz. Ben Fuat Alpay. Bugün sizlerle birlikte Splinter Cell Blacklist oynayacağız. Splinter Cell serisinin bildiğiniz üzere son oyunu. Tabii ki yeni bir oyun değil. Fakat ikinci defa oynayışımda Splinter Cell'i ki gerçek bir Splinter Cell fanıyımdır. Bir yan görev dikkatimi çekti. İlk oynadığımda yan görevlere fazla ağırlık vermemiştim, hikaye üzerinden devam etmiştim. Fakat Kobe'nin verdiği yan görevlerin ikincisinde miydi, üçüncüsünde miydi tam net hatırlamıyorum. İstanbul'da geçen bir görev dikkatimi çekti. Böyle bir kapalı çarşı dolaylarında geçen bir görev. Dedim arkadaşlar bunu bir izlesin. Ben bunu bir gameplay çekeyim dedim. YouTube'da da bu bölümle ilgili fazla bir gameplay videosu görmedim. Çünkü Splinter Cell Blacklist nasıl söylesem hani zaten gitgide popülaritesini yitiren bir seri. Her ne kadar yani nedenini anlamasam da çünkü gerçekten zevkli bir oyundan bahsediyorum. Az önce de gördüğünüz gibi realistik modda oynadım. Yani yüksek zorluk seviyesinde. Her neyse arka planda görüntüler aksın. Ben konuşmaya devam edeyim. Yine daha önceki videolarda yaptığım gibi oynadığım gameplay'in üzerine konuşmaktan ziyade genel böyle oyunla ilgili, seriyle ilgili duygu ve düşüncelerimi paylaşacağım. O esnada da arka planda gameplay görüntüsünün akacağı bir video olacak. Böyle ne bileyim daha böyle bir ağzım laf yapıyor daha iyi oluyor niyeyse öyle düşünüyorum. Ne diyordum ben? Her neyse ilk oynayışımda yan görevlere fazla ağırlık vermemiştim. Şimdi bunun sebebi biliyorsunuz bir önceki oyunun sonunda 3rd Echelon yıkılmıştı. 4th Echelon diye yepyeni bir grup oluşturulmuştu. Sam Fisher de bunun başına geçmişti. 3 kişiyle beraber işte Briggs, işte Anna Grimstotter ve Charlie. Her ekibin üyesinin özellikleri ve verdiği görevler farklı. Bir de bir önceki oyunda yani Splinter Cell Conviction'da Cobin diye bir eleman vardı. Bu bizim kızımızı kaçıran elemandı. Kötü taraftan bir elemandı. Zaten en böyle şahsi hikayenin anlatıldığı oyunda Splinter Cell Conviction'dır. O yüzden pek fazla beğenilmemiştir zaten. Bu Cobin bir görev esnasında ele geçirmemiz gerekiyor Cobin'i ve ister istemez her ne kadar kötü bir adam da olsa görevimiz gereği tırnak içinde Amerika'nın menfaatleri gereği onu da takımımıza almamız gerekiyordu ve Cobin'in de bir yan görev serisi var. Aynı diğer yan karakterlerde olduğu gibi. Fakat içlerinde en zor yan görev serisine sahip olan karakter Cobin. Zaten bu yüzden de ilk oynayışımda Cobin'in görevlerine fazla ağırlık vermemiştim. Zorluk derken neyden kastediyoruz? Şimdi mesela sol üst köşede şu anda Hostiles Remaining yani geriye kalan düşman sayısı 11. Fakat kusura bakmayın Cobin'in yan görevleri 2 ya da 3 parttan oluşuyor. Bu 2 ya da 3 partın arasında bir checkpoint var. Fakat diyelim ki 3. parta geldiğiniz zaman oyundan çıkmanız gerekti atıyorum. Bir şey oldu, bilgisayarı kapattınız veya oyunu kapattınız veyahut da menüye döndünüz hani. Oyunu kapatmanıza bile gerek yok. Oyun bu checkpoint'i siliyor. Tamamen en baştan başlamanız gerekiyor. Yani bir Cobin'in görevine oturduğunuz zaman o görevi bitirmek zorundasınız. Bir de bu yetmezmiş gibi yakalandığınız takdirde düşman sayısı anında 2-3 katına falan çıkıyor. Ve bunun geri dönüşü yok. Yani bir anda 10 düşmanla değil de atıyorum şu anda 10 düşman kaldı haritada. Bir yakalansam bu sayı 20-30'a çıkacak ve bunun azalma şansı yok. Tamamen oyunu bitene kadar bu 20-30 düşmanla bir şekilde idare etmek zorundasınız. Bu açıdan çok zor. Tamamen stealth ilerlemeniz gerekiyor. Bu da tabii benim işime gelir. Splinter Cell'i her ne kadar assault oynamaya imkan veren bir oyun olsa da tamamen stealth olarak ilerlemeyi ve oynamayı seven bir oyuncu olmuşumdur. Zaten stealth oyunlar benim en sevdiğim oyun türüdür. Oyunun başına dikkatinizi çekmiştir. Realistik yani zor oyun modunu seçtim. Karakterimi de tamamen stealth anlamında geliştirdim. İşte botları olsun, daha az ses çıkartan cinsten kullandığı pantolon, işte üst baş. Bunları tamamen kişiselleştirebiliyorsunuz zaten Splinter Cell serisini oynayanlar. En azından Blacklist oynamış olanlar bu özelliği gayet iyi biliyor olacaklardır. Silahlarımı her ne kadar alternatif ve special rifle'larımı fazla kullanmasam da ki genellikle bıçak ve susturuculu klasik silahla ilerlemeyi her zaman tercih etmişimdir. O yüzden
Hani açıkça söyleyeyim, bu gameplay'de mesela 20-30 kişiyle falan karşılaşmayacağız. Çünkü hiç yakalanmadan bitirdim. Şu anda da görüyorsunuz, Kapalı Çarşı'nın girişindeyiz. Üstte de bir Osmanlı tuğrasını andıran, tam olarak o Osmanlı tuğrasındır yoksa benzetmişler mi anlamadım. Her neyse, hani Kapalı Çarşı'nın dibindeyiz. Fish Market diye geçiyor görevin adı. İşte balık pazarı gibi bir şey. Ubisoft bu İstanbul konusunda kendini en çok ilerleten firmalardan birisi. Biliyorsunuz Assassin's Creed Revelations da tamamen İstanbul'da geçen bir oyundu. Bir bölüm yanlış hatırlamıyorsam Kapadokya mı gidiyorlardı, bir yere gidiyorlardı, onda da saçma sapan gemiyle falan gidiyorlardı. Her neyse, o hatalarını düzeltmeye en azından beni sevindirdi. Şimdi ana kapıdan löngürt diye dalmaktansa şöyle üstten daha gizli saklı bir şekilde girmeyi tercih ettim. Şöyle geliştirmiş olduğum şu Sam Fisher'ın meşhur 3 mercekli gözlüğü sayesinde şurada bakın, Feraceciler Sokak, Sipahi Sokak, Yalıkçılar Caddesi falan vesaire derslerine biraz çalışmış Ubisoft. Bu geliştirmiş olduğum gözlük sayesinde düşmanlarımı daha rahat bir şekilde görebiliyorum. Hem bastığı adımların izlerini, ayak izlerini görebiliyorum. Hem kendilerine ısı duyarlı bir mercek sayesinde daha rahat yerlerini tespit edebiliyorum. Şimdi geriye 7 tane düşmanım kalmış. Bakınız her yerde Türk bayrakları falan. Gerçi bu kadar Türk bayrağı görmedim açık söyleyeyim, hani Kapalı Çarşı'da. 23 yıllık İstanbulluyum. Bu kadar bir kör göze parmak cinsinden her tarafa bayrak 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 görmedim açıkçası. Fazla gadget kullanmadım, hani onu açık bir şekilde söyleyeyim. Hikayede de fazla kullanmamıştım. Sadece zorunlu tutulan birkaç yerde kullanmıştım. Genellikle eski kafa böyle. İşte sadece bıçak ve çok zorunlu kaldığım süre içerisinde işte susturuculu tabanca kullanmayı tercih ettim. Genellikle bıçak kullanmak her zaman favorimdir. Şimdi şurada şu iki arkadaşın konuşmasının bitmesini bekleyeyim. Ya aynı anda iki düşmana dalmak her zaman iyi sonuç vermeyebiliyor. Şu an üstten atlayıp etkisiz hale getirebilirim. Ki öyle de yapacağım. Death from above yaptım. Ön taraftaki beni fark etti fakat hızlı bir müdahaleyle onu da etkisiz hale getirdim. 5 düşman kaldı. Çok fazla açıkta bırakmamakta, en azından gölgelik bir yerde bırakmakta cesetlere fayda var. İlk oyunundan beri oynadığım bir seri açıkçası Splinter Cell. İşte ilk oyundan sonra Pandora Tomorrow, sonra Chaos Theory, işte Double Agent, Conviction, Blacklist derken bütün seriyi oynadım. Ya açıkçası Metal Gear Solid'den daha soft bir stealth oyunu, daha hikaye anlamında da soft, oynanış anlamında da soft, kabul ediyorum. Fakat ben niyeyse Splinter Cell'i daima daha çok sevmişimdir. Çünkü her zaman söylediğim gibi, hani bir konsol oyuncusundan ziyade bilgisayar oyuncusuyum ve Metal Gear Solid'in de son oyununun dışında, Phantom Pain'in dışında, bir yanlış hatırlamıyorsam Sons of Liberty mi bilgisayara çıkmıştı bir ara, ikinci oyun. Hani yanılıyor olabilirim, tam emin değilim. Onun dışında bütün oyunları PlayStation 1, 2, 3, işte efendime söyleyeyim PlayStation Portable'a çıkan Peace Walker var vesaire. Hani her oyununu oynayamadığım için hikaye anlamında da tam olarak şey değilim. Nedir onun ismi? Çok bir bilgi sahibi değilim. Fakat Splinter Cell'in ilk oyunundan beri bütün oyunlarını severek oynadığım için hikaye anlamında kendimi açıkçası bayağı iyi görüyorum bu seride. İşte Anna Grimsdottir'in bize eski oyunlarda yaptığı nasıl diyeyim, hainlik diyeyim, arkamızdan bıçağı saplama diyeyim. Fakat buna rağmen bundan bir önceki oyunda onu tekrar yanımıza almamız, işte Andre Kobi'nin bu oyunda tekrar düşman olmasına rağmen aramıza dönmesi ve hayatımızı kurtarması, işte Charlie'nin ekibe katılışı vesaire, hani mükemmel bir seridir benim gözümde. Sam Fisher ilk oyunda ne kadar gençti, bu oyunda ne kadar oturaklı bir karakter haline geldi. Karakterin ilerleyişi, karakterin bizde uyandırdığı işte hani kendimizle özdeşleştirmemiz falan. Hani Sam Fisher bu konuda benim en çok sevdiğim oyun karakterlerinden biridir. Çoğu oyuncudan ziyade ben Conviction'ı da çok sevmiştim. Millet bir işte şahsi bir hikaye var, işte
koskoca Splinter Cell serisinde nedir yani koskoca işte komplolar bilmem neler bitti de Sam Fisher kızının peşinden koşturuyor falan yani ne alakası var? O da olabilir, o da bir yenilik. Ki gayet de güzel bir oyundu bence. Hakkı yendi o oyunun bence. Ama şöyle söyleyeyim, Blacklist Conviction'dan çok daha iyi bir oyun, bunu inkar etmeyeceğim. Ama serinin en iyi oyunu değil bence. Serinin en iyi oyunu hala biraz eski kafalı diyebilirsiniz ama Chaos Theory'dir benim gözümde. Özellikle gemide geçen bir bölüm vardı, oynayanlarınız illaki hatırlayacaktır. Hani hayatımda bu kadar gerim gerim gerildiğim bir oynanış sekansı hatırlamıyorum cidden. O gemi sahnesi benim tüylerimi diken diken eden, hani ter akıtan, böyle kilo verdiren ekran başında bir sekanstır. Bu arada da ilk partın düşmanlarını bitirdik arkadaşlar, sohbete dalmışım. Şöyle size ufak bir kapalı şarjı turu attırayım. Halı dükkanı, işte hatıra yazıyor üstte. Başka bakalım neler varmış. Şöyle ufak bir çeşme hatırlıyorum ben bir meydanda. Geleneksel gıda diyor. Burada da pazar yazıyor. Her tarafta 23 Nisan misali böyle bir bayraklar sıralanmış durumda. Başka ne? Orası da pazar. Her yer pazar. Ne yazıyor? Halı dükkanı mı? Salı dükkanı mı? Ne? İşte şu sokak isimleri tekrar. Şu işaretli olan yere gideceğiz arkadaşlar. Orada da ikinci parta doğru devam edeceğiz. Dedim hani tek videoda ikinci partı da bitireyim. Öyle ayrı ayrı hiç uğraşmaya gerek yok. Zaten çok uzun bir video olmayacak. En fazla 20-25 dakika süren bir video olur diye düşünüyorum. Bu Andrea Cobbin'in görevleri arasında her partın arasında, her bölümün partlarının arasında bir mesafe var. Bu mesafeyi aşmanız gerekiyor. Aynen benim şu anda yaptığım gibi ve ileride de şey çıkacak, silah sandıkları çıkacak. Çok fazla envanter ve gadget kullanmışsak bunları tazeleyebiliyoruz. Hani oyun o kadar da şey değil yani, böyle lanet okunası cinsten değil. Şurada bu ekrana girip çıktığımız takdirde hiçbir şey yapmasak bile restock oluyor bütün envanterimiz. Şurada tek direkt karşımıza Türk kahvesi kapıyı açar açmaz tabelası gözümüze çarpıyor. Yine açık havaya çıktık gördüğünüz gibi. Kapalı çarşıdan çıktık. Yine geleneksel gıda, baharatlar vesaire. Neymiş o? Yaşlı balıkçı yazıyor. Şehir atları, feribotlar falan. Güzel ya. Tabelaları falan hakkıyla çevirmeye başarmışlar. Tabii kapalı çarşının da deniz kıyısına bu kadar yakın olduğunu ben yani gerçi Eminönü taraflarında geçiyorsa bilemeyeceğim de. Her neyse, gerçekliği fazla sorgulamayalım, tadını çıkartalım. Ne yazıyor efendim? İstanbul yürüyüş turları, vay anasını. Fener Balat falan, Beyoğlu, işte Ayvansaray falan. Güzel, fena değil. Burada biraz şansımı zorladığımı kabul ediyorum. Ama Allah'tan yakalanmadım. Biraz seriye bağlayayım dedim ama az kalsın yakalanıyordum. Öyle olsaydı video da yanacaktı. Şöyle şunu da alacağım. 3 kişi. Tam diğerini de alacağım zaman cesedi fark ediyor. Fakat Allah'tan alarm vermeden onu da biraz zorlanarak da olsa etkisiz hale getirmeyi başardım göreceğiniz üzere. Dikkat, hırsız var. Kıymetli eşyanıza sahip çıkın. Vay anasına. Şimdi. Şurada Capture yazan bir vatandaş var. Bu vatandaşın diğer düşmanlardan bir farkı var. Bunu öldürmeden back and attack diye yabancı dilde tabir ettiğimiz etkisiz hale getirmemiz gerekiyor. Fakat zorunda değiliz hani. Zorunda mıyım? Hayır değilsen. Direkt öldürebiliriz diğer düşmanlarımızı yaptığımız gibi. Fakat çok yüksek bir puandan mahrum kalmış oluruz böyle yaparsak. Genellikle bu capture yazan düşmanları, ki hikayeye bölümlerinde her bölümde mutlaka bir tane oluyor kendilerinden, en sona bırakıp etkisiz hale getirip ellerini kollarını bağlayıp daha çok puan almamız bizim için en mantıklısı. Ki ben de şu anda öyle yapacağım ve onu en sona bırakacağım.
Şu geminin üstünde sniperlar var zaten. Önce onları temizlemem gerekiyor. O yüzden gemiye bir kaçak bir giriş yapalım. Şu an 7 tane düşman kalmış. Şu yürüyen vatandaş ağır zırhlı olanlardan. Az önceki partın en sonunda indirdiğimiz. Bunlara stealth kill yapabiliyorsunuz. Fakat sadece arkadan yaklaşıp yapabiliyorsunuz. Hani köşeye saklanıp da öldürmeniz mümkün değil. Diğerlerine yapabiliyorsunuz ama bunu yapamıyorsunuz. Bunlara headshot da zor diyor. Çünkü ilk iki mermide zaten helmetini anca çıkarıyorsunuz falan. Hiç uğraşmaya gerek yok. Mesela oyunun başlarında giysinizi geliştirmediğiniz takdirde bunlara arkadan yaklaşmanız çok zor. Fakat sonradan işte botlarınızı falan geliştirdiğiniz için adımlarınızın sesi daha çok azalıyor. Böylece daha kolay bir şekilde bu vatandaşlara şekillerde de gördüğünüz gibi stealth kill yapabiliyorsunuz. Biraz hızlı davrandım. Az önceki cesedi ulu orta bıraktım ortada ama pek bir sıkıntı çıkartmayacak bana. Zira şu 3 kişiyi de peş peşe almayı düşünüyorum. Zaten şu iki sniper'ı temizlediğim takdirde harita bayağı kolaylanmış olacak. Güzel. Normal modda veyahut da easy modda oynamış olsanız mesela şu an kadar oyunun oynanışın en başından şuraya gelene kadar bir iki kere az kalsın yakalanıyorduk mesela. Hani fazla dikkat çekmezdiniz eğer easy veyahut da normal modda oynamış olsaydınız. Fakat realistik mod cidden tam stealth fanlarına uygun bir mod ve cidden zorluyor hani. Biraz böyle gevşediğiniz takdirde direkt yakalanıyorsunuz. Hiç affetmiyor. Şu an 3 tane düşman kaldı. Bir tanesi hemen önünde bulunduğum arabanın bagaj kısmında. Diğer ikisi de biraz uzakta. Onu bir rehin alsam. İki rehin almamışım. Direkt hayvan gibi öldürmüşüm. Bakın mesela uzaktaki adam az kalsın fark edecekti şu anda. Hani o barın dolmasına ramak kala son anda gölgeye girmeyi başardım. Yoksa o iki düşman bir anda 12, 22, 32 hani eşek gibi artabilirdi. Şimdi iki düşman kaldı. Bir capture'lamamız gereken düşman, bir de onun dışında bir düşman daha var. Capture'lamamız gerekeni en sona bırakmamız gerekiyor eğer puan yakalamak istiyorsak. Normalde Sam Fisher'ın da bilirsiniz ilk oyundan beri mercek rengi ve işte genel oyunun tema rengi yeşildir. Fakat normalde de yeşil tabii de ben kişiselleştirdiğim için kırmızıya çevirdim. Şu an sohbet ediyorlar. Uzaktan Galata Kulesi gözüküyor. Yok uzan, burası Eminönü gibi bir şey ya. Galata Kulesi bu kadar rahat gözüküyorsa, deniz kenarındaysak, kapalı çarşıdan da yeni çıkmışsak, burası büyük ihtimalle Eminönü. Gerçi Eminönü'nün hiçbir tarafına benzetemedim buraya ama olsun. Şimdi execute barım da dolmuş gözüküyor. Çok rahat bir şekilde düşmanları alabilirim fakat capture yazan galiba. Onun kafasında helmet var. Onu tek mermiyle execute yapsak bile öldürmemiz mümkün değil ki öldürmek gibi bir niyetimiz de yok. O yüzden execute barı hiç kullanmayacağım şu anda. Zaten oyun boyunca da pek fazla kullanmadım. Biraz stealth ruhunu çünkü harap ettiğini düşünüyorum. Genellikle elemeye göz nuru, bıçağımla ve silahımla ilerlemeyi tercih eden bir insanım. Şu an uygun anı yakaladığımı düşünüyorum. Önce şu arkadaşı indireceğim. Daha sonra öbürünü de hemen rehin alacağım. Hemen gördüğünüz gibi Begin tek seçeneği çıktı şu anda bana. Onu da şöyle müsait bir yere ellerini kollarını bağlayıp bırakıyorum. Grim'e tamamen temizlediğimize haber veriyorum. Ve görevi tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Her görevin sonunda bir After Action Report var. 3 tane oynanış özelliği var. Ghost, Panther ve Assault olmak üzere. Ghost'tan fazla puan alamamamızın sebebi Ghost hiç görünmeyip hiç kimseye zarar vermeden ilerlemeye dayalı. Panther tam benim gibi görünmeden ama herkesi ölü bir şekilde bırakarak haritayı tamamlama olayı. Ki bundan da gördüğünüz gibi leveli tamamlamış durumdayım Panther özelliğinde. Assault tamamen pataküte, stealth'la alakası olmayanların tarzı. Onda da 0 puan. Ve görevi tamamlamış bulunuyoruz arkadaşlar bu şekilde. Realistik modda Kobe'nin
en son görevini bitirdik. Fish Market görevini. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.